Arkadaşım. Orman kanununda yönetmelik değişikliği derhal geri çekilsin. İklim değişikliğinden büyük oranda etkilenen bir coğrafyada yer alan Türkiye, son yıllarda aşırı sıcaklık artışı, kuraklık, su kıtlığı, şiddetli yağışlar ve seller, gitgide artan orman yangınları gibi felaketlerle mücadele etmektedir. Bu felaketlere karşı alabileceğimiz en etkili önlemlerin başında orman varlıklarımızı korumak ve çoğaltmak gelmektedir. Ormanlar sadece iklim değişikliğiyle mücadelede, karbondioksitin tutulmasında değil, aynı zamanda oksijen üreterek hava kalitesinin arttırılmasında, toprak ve su kalitesinin iyileştirilmesinde, çölleşme ve erozyonla mücadelede hayati rol oynarlar. Bu kapsamda ormanlarımız anayasal güvence altına alınmıştır. Anayasanın 169. maddesi bu güvenceyi açık bir şekilde ortaya koyar. Devlet ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir. Bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. Ormanları yakmak, ormanları yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar genel ve özel af kapsamına alınamaz. Bu sene Kasım ayında 26.sı düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nda Türkiye, orman ve toprak kullanımı üzerine Glasgow Liderler Bildirisi'ne taraf olmuş ve orman varlıklarını, karasal ekosistemleri korumayı taahhüt etmiştir. Bu bildiri insan kaynaklı sera gazı emisyonlarını dengelemede, ormanların, biyoçeşitliliğin,